Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dişlerimi nasıl kaşıdığımı anlatacağım. Ece'nin parmaklarını ısırarak. Harika parmaklar. Aa, makyajımı çıkardı. Merhaba, bugün Nisan favorilerimle karşınızdayım. Geçen ay tersine çevirmiştim favorileri. Önce değişik favorilerden bahsetmiştim, sonra kozmetikten bahsetmiştim. Bunu çoğunuz sevdi, o yüzden o şekilde devam edin diyorum. İlk olarak bir şarkıdan ve bu aralar düşündüğüm bir konudan bahsedeceğim size. No Roots diye bir şarkı var. Alice Merton mu ne? Aşağı yazarım, linkini de koyarım. Diye bir şarkı. No Roots, yani köklerim yok diye bir şarkı. Bunu radyoda duydum ben. Şunu düşündüm. Bana geçenlerde konuştuğum birisi şey demişti. Sen köklenmemişsin. Yani kök sanmamışsın şu an bulunduğun yere, şehre, duruma falan. Ben de hakikaten öyle. Gerçekten bu aralar şey hissediyorum kendimi. Telefonda konuşmayı sevmediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? İyiyim, sen? Gerçekten bu aralar kendimi kök sanmamış gibi hissediyorum. Yani sanki böyle her an bir şeyler değişecek, bir şey yapacağım. Şu anki durum olması gereken durum değilmiş gibi hissediyorum. Bilmiyorum, aranızda öyle hissedenler var mı? Çok mu saçma geliyor şu an söylediklerim? Ama eğer siz de kök salmadığınızı düşünüyorsanız bana aşağıda yazın, merak ediyorum. Yani çok değişik bir his biraz. Böyle oturmamış gibi hissediyorum ve ben bir şeyleri oturtmayı çok seven bir insanım. Belki de burcumdan, yengeç burcuyum. Düzen olsun, her şey kesin olsun, belli olsun. Hani gerçi an belirsiz bir şey yok ama bende sorun var. Başka bir sevdiğim şey takılar. Bunu düğün videomda da takıyordum, orada da sormuştunuz. Bu iki tane yüzük, bunları Zorlu'daki IM adlı takı mağazasından aldım. Çok ucuzlardı, gerçekten 5-10 lira bir şeyler. Ve ben de alerji yapmadılar, çok mutluyum. Yani her gün sürekli takmıyorum ama gündüz taktığım süre içerisinde bir şey yapmadılar yani. Kolyemi de merak ederseniz, kolyemi de gene Zorlu'dan Aldo'dan aldım, ayakkabı mağazasından. Bazen öyle beklenmedik şeyler çıkıyor, ayakkabı mağazasından kolye alıyorsunuz. Başka bir favorim sizsiniz. Siz bana altyazı yazan mükemmel insanlar. Videolarımı artık altyazı yazmaya vakit bulamıyordum ben. Ve YouTube yeni bir şey çıkardı, topluluk katkıları diye. İzleyicileriniz sizin videolarınızın altına altyazı yazabiliyorlar. İstersen Türkçe, istersen İngilizce, istersen geçen gün biri Japonca yazmış. İnanamadım. O kim, hala bulamadım onun kim olduğunu. Yazabilirsiniz. Böylece videolarımı daha çok kişiye ulaştırabiliriz ya da işitme engellilere ulaştırabiliriz. Çok teşekkür ederim şimdiden. Böyle yukarıdan bir link çıkıyor. Çeviri katkısında bulunun diye, onu tıklarsanız çeviri katkısında bulunabilirsiniz. Bana çok çok sevinirim, çok mutlu olurum. Ben de dizi olarak bu ay herkes gibi Girl Boss'u izlemeye başladım. Bir günde 3-4 bölüm izledim. Nasty Gal'ın sahibinin kitabı çıkmıştı hatırlarsanız, onun adı Girl Boss'tu. O kitabın dizisi şu anda Netflix'te yayında. Çok komik, aslında kızlara yönelik bir konu gibi. Hani Nasty Gal kadınlara yönelik bir internet mağazası gibi ama ben erkek arkadaşımla izledim ve o da çok bayılarak, kahkaha atarak, gülerek izledik. Gerçekten çok eğlenceli ve sürükleyen bir dizi. Eğer kafa dağıtmaya ihtiyacınız varsa Girl Boss'a bir bakın bence. Son kozmetik dışı favorim olarak bir saatten bahsedeceğim. Bu Polar marka bir saat. Tabii ki görsel olarak pek şık değil. Ben bunu seneler önce almıştım, yani Paris'te okuyordum daha. Bu bir kalp atışı ölçen saat. Bunu göğsünüze bağlıyorsunuz. Bir tane şöyle pilli bir sayacı mı diyeyim, bir şey var. Böyle bunu şuraya takıp bağlıyorsunuz göğsünüze. Tişörtünüzün içinden gözükmüyor zaten. Saate takıyorsunuz ve saatin üzerinde kalp atışlarınızı ölçerek kaç kalori yaktığınızı hesaplıyor spor yaparken, egzersiz yaparken. Ben de son zamanlarda yeni birkaç şey denemeye başladım. Onların ne kadar kalori yaktığını merak ediyordum. İddialı şeyler çünkü, böyle çok kalori yakıyor falan diyorlar. Onlar için kullanmaya başladım ve çok zevkli oldu çünkü kendimi daha fazla çalıştırmama yardımcı oluyor. Bakıyorum hani, aa işte yeterli kadar hızlı değil kalbim, biraz daha kalori yakabilirim diye daha hani motive bir şekilde çalışıyorum. Bunu da alabileceğiniz bir linki aşağıya koyarım eğer biraz motivasyona ihtiyacınız varsa. Aktivite demişken bana deodorant soruyorsunuz çoğunlukla. Ben de kullandıklarımı sizinle paylaşmaya çalışıyorum değiştirdikçe deodorantımı. Bu ara Garnier yeni bir şey çıkardı. Garnier Mineral serisi. Bendeki saf temiz kokusu, başka kokuları da var bunun. Güzel yanı içinde paraben veya alkol yok. Mineral bazlı. Hatta içinde çay alacağı bile var. İddiası da tüm gün süren o ferahlık, banyodan yeni çıkmış hissi. Ben de genelde sabahları duş almayı tercih ediyorum. Saçımı yıkamayacaksam, saçımı yıkayacaksam akşamları duş alıyorum ama eğer sabah duş aldıysam ve bunu sıktıysam o koku, ferahlık hissi gerçekten bütün gün devam ediyor. Bu sprey versiyonu var, bir de roll-on versiyonu var. Bütün bir gün boyunca gerçekten
hiç koltuk altında ıslaklık hissetmedim. Eğer hani o şimdi havalar ısındıkça o his geliyorsa size, koltuğum altım yavaş, koltuk altım yavaş yavaş ıslanıyor gibi hissediyorsanız, bu o ıslaklığı çok iyi emiyor bence. Ve kokusu da hani bütün gün dayanıyor. Böyle parfümlü bir koku değil ama daha böyle temiz, yeni duştan çıkmış gibi bir kokusu var. Yani adı gibi aslında, saf ve temiz kokuyor. Hatırlarsanız geçen aylarda kirpik, ipek kirpik taktırmıştım. Sonra bana çok soruldu, nasıldı, memnun kaldın mı, kirpiklerin sonra ne durumdaydı diye. Ben gayet memnundum. Yani tabii ki hiç dökülmemesini bekleyemezsiniz. O kirpikler dökülürken birazcık kendi kirpiklerinize dökülüyor. Eskisi gibi durmuyor ama kirpiksiz kaldım diyecek gibi de bir durum olmadı açıkçası. Ama ben yine bir daha yaptıracağım yazın. Ama yaptırmadan önce bir kirpiklerimi güçlendirmek istedim diyelim. Biraz araştırdım ve internette Lilash mı nasıl okunuyor bilmiyorum diye bir kirpik serumu markasını buldum. Sadece kirpik serumu yapıyorlar diye biliyorum. Bu 30 günlük küçük versiyonu. Bunun bir de büyük versiyonu var. Purified Eyelash Serum diyor. 2 ml. Böyle eyeliner gibi bir fırçası var. Bu şekilde kirpik diplerinize akşamları sürüyorsunuz. İnanılmaz bir şey. Yani kirpiklerim Allahu Ekber dağlarına çıkacak neredeyse. Kullanmayı bırakmak zorunda kaldım. Çok uzattı. Çok uzattı. Çok hızlı uzadılar. Dolgunluk açısından çok fazla yeni kirpik çıkardı mı o konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama uzunlukları çok arttı. Kesinlikle sponsorlu falan değil bu arada. Ben yurt dışından geliyoruz. Kendim sipariş ettim. Gümrükte falan hiç takılmadı eğer öyle şeyleri merak ederseniz. Direkt evime kadar geldi. Birkaç hafta sürdü sanırım. Eğer ipek kirpik yaptıracaksınız veya kirpiklerinizin güçsüz ve kısa olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bakın bence. Kirpik demişken alt kirpiklerime hatırlarsanız son bir tane videomda MAC'in Extended Play Lash maskarasını sürdüğümü anlatmıştım. O tabi bitti. Tam o biterken de Kiko'dan bu geldi. Yaz koleksiyonlarından Summer 2.0 maskara adı. Çok güzel bir ambalajı var. Rose Gold gibi. Bu da aynı MAC'inki gibi minnacık bir fırçası var. Tam alt kirpiklere çok uygun. Üst kirpiklerde de çok doğal bir görünüm istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ben bugün sadece alt kirpiklerime bunu uyguladım. Üst kirpiklerinde başka bir maskara var. Akmıyor kesinlikle. Bu çok iyi bir şey. Çünkü waterproof değil. Ama akmıyor. Herhalde yaz koleksiyonu olduğu için öyle bir formül yaptılar. Yazında akmaya daha meyilli olur çünkü rimeller. Kirpiklerinize ince bir şey arıyorsanız buna da bakabilirsiniz. MAC'ten daha uygun fiyatlı olması lazım diye düşünüyorum. Sanıyorum Dr. Brand Türkiye'deki Sephora'lara da geldi. Ben bunu Amerika'da gene böyle deneme boyu bir set almıştım. Onun içinden çıkmıştı. Dr. Brand Microdermabrasion Edge Defying Exfoliator diye bir şey. Deneme boyu. Biliyorsunuz ben çok büyük tanecikli peelingleri sevmiyorum. Fazla tahriş edici ve gereksiz geliyor bana. Hoşuma gitmiyor öyle şeyler. Daha minik minik tanecikli olan şeyleri tercih ediyorum. Bu da tam istediğim gibi. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Büyük boyunda alacağım. Bu bitmek üzere. Son bir kullanım falan kaldığı için de. Kumdan bile daha küçük. Minnacık değil. Azıcık daha küçük ne var bilmiyorum. Çok çok minik. Zaten mikro'dan anlayabilirsiniz. Bunu cildinize 1-2 dakika sürüyorsunuz, ovalıyorsunuz. Sonra yıkıyorsunuz. Çok basit. Yazında daha çok ihtiyacınız olabilir böyle şeyleri. Yüzünüz soyulmaya falan başlarsa eğer güneşe çok çıkarsanız. Aşkım lütfen beni rahat bırak. O zamanlarda bir peeling gerekebilir. O yüzden buna bakabilirsiniz. MAC'ten iki tane ürün aldım bu ay. Bir tanesi dudak kalemi, bir tanesi far. Dudak kalemi aslında bende daha önce vardı ama kaybetmiştim ve en üzüldüğüm ürünlerden bir tanesi kaybettiğime. Biraz kendimi cezalandırdım almayarak ama artık dayanamadım. Aldım tekrar. MAC'in Oh Honey adlı dudak kalemi. MAC'teki diğer kalemlere göre daha kremsi. O yüzden daha kuruların üzerine çok iyi gidiyor. Mesela bayağı açık bir renk. O yüzden daha koyu bir dudak kaleminin üzerine bunu sürünce böyle çok güzel orta bir renk yakalayabiliyorsunuz. Onu yapmayı çok seviyorum. Şu anda da dudağımda MAC'ten Etc. var altta. Üzerine de bunu sürdüm. Bu bayağı mild bir renk yani. Bir de yine MAC'ten uzun zamandır almak istediğim bir far. MAC Soft Brown, mat bir kahverengi. Çok açık bir kahverengi ama göz katlama bölgesine sürmek için çok çok güzel bir renk. Tek başına bayağı bu ay sadece bunu sürdüm yani. Rimmel ve buharla çıktım genel olarak. Alt kirpik diplerinde de çok güzel duruyor. Bugün de zaten hani burada o var, alt kirpiklerinde de o var. Bir de son zamanlarda bunu çok fazla görüyordum sosyal medyada. Wet n Wild'ın Mega Glow Contouring Palette Caramel Toffee. Oldukça tozutuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani fırçanızı değdirdiğiniz anda bayağı etrafı bunun rengine dönüşüyor. Ama bu açık renk pudra kadar cildi böyle pürüzsüz yapan ben pudra gerçekten görmedim. Çok çok iyi bir pudra. Yani cildinizi böyle porselen gibi yapıyor. Bütün gözenekleri kapatıyor. O açıdan çok iyi, kapatıcılığı yok ama sarı olduğu için kırmızılığı biraz azaltıyor. Kontür rengi biraz fazla koyu ve kızıl geldi bana. Ve o da çok tozuttuğu için fırçanın ucunu değdirip elinizi önce biraz fazlalığını alıp sonra sürmek gerekiyor. Biraz fazla meşakkatli bir kontür rengi.
Ama sırf bunun için bile alınır bence bu palet diye düşünüyorum. Çok çok pahalı olduğunu zannetmiyorum. Uygun fiyat olması lazım. Gratislerde bulabilirsiniz. Duydun mu? Gratiste bulabilirsin. Evet, Sufle'de merak ediyormuş. Bir aydınlatıcı var paylaşmak istediğim. Şu an yüzümde bulunan aydınlatıcı bu. Çok doğal gözüküyor bence. Stick bir aydınlatıcı. Revlon'un Photoready Instafix Highlighting Stick'i. Böyle açık pembemsi, soğuk tonlarda bir aydınlatıcı. Bayağı severek kullandım. Zaten aydınlatıcı benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Sufle şu an pozitifte coşmuş durumda. Yani sonsuza kadar yeni aydınlatıcı deneyebilirim. Çok seviyorum kullanmayı. Siz de hani biraz şu an elimdekilerden sıkıldım, yeni bir aydınlatıcı istiyorum diyorsanız buna bakabilirsiniz. Son olarak Flormar böyle fırçalar çıkarmış HD koleksiyonuyla birlikte. Çok çok mutlu oldum bunları deneme fırsatı bulduğuma. Çünkü hiç daha önce bu fırçalardan kullanmamıştım ve ne kadar büyük hata etmişim. İnanılmaz iyi bir fırça. Yani gidip 3-4 tane alıp sadece bunları kullanmak istiyorum fondötenimi sürerken. Ya da şu aydınlatıcıyı da sürdükten sonra onu bununla dağıttım falan. Çok çok kullanışlı ve çok iyi bir fırçaydı. Her şey pürüzsüz yapıyor diye düşünüyorum. Ve Flormar çıkardığı için artık kolay kolay ulaşabiliriz. Artık yurt dışlarından sipariş vermek ya da Mac'ten almamıza gerek yok. Severek kullanıyorum, öneriyorum. Son olarak size bir duyurum var. Salı günü 2 Mayıs gününde Eskişehir'e geliyorum. Saat 3.30 ile 4.30 arasında Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde YouTube muhabbetleri yapacağız. Umarım gelirsiniz. Sizle tanışmayı çok isterim eğer oradaysanız. Güzel bir sohbet ederiz diye düşünüyorum. Aşağıda ilgili linki bırakacağım. Selfie Fest diye bir şey varmış üniversitelerde olan şu anda. Oradan gelip detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Favoriler videolarımı kaçırdıysanız tüm favoriler videolarımı buradaki playliste tıklayarak izleyebilirsiniz bugüne kadar. Bayağı bir çektim. Neredeyse bir senedir favoriler çekiyorum. Aa evet! İlk defa Nisan ayında başlamıştım favoriler çekmeye. Tam bir senedir her ay favoriler çekiyorum. 12 tane favoriler videosu izlemek isterseniz buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Abone olmadıysanız da abone olmak için buradaki yüzüme tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.